Bugün sizlere sadece iki malzemeden çok lezzetli hem de çok sağlıklı olan incir uyutması yapacağım. Bunun için 1 saat önce 8 adet iri inciri sıcak suda beklettim. Tatlımın yapımına başlıyorum. Suyunu süzdürmüş olduğum incirlerimi parçalara ayırıyorum. Isıtmış olduğum sütümü serçe parmağımla test ediyorum. Yoğurt mayalar gibi 5-6 saniye boyunca serçe parmağınızı yakmayacak kıvamda şu an. Parçaları ayırmış olduğum incirlerimi ilave ediyorum. Ve karışımımı blenderdan geçiriyorum. Karışımımı blenderdan geçirdim. Hiç vakit kaybetmeden kaselerimi ilave edeceğim. Kıvamı bu şekilde. Tamamen blenderdan geçirmedim. Çok az pütürleri kaldı. O da ağızda güzel bir tat veriyor. Hemen kaselerimi ilave ediyorum. İncir uyutmalarımı kaselerime ilave ettim. Toplam 7 adet porsiyonum çıktı. Üzerine bir tepsi örtüyorum. Yine bir sofra altı ya da mutfak bezi örtüyorum üzerine. 3-4 saat hiç açmadan yoğurt mayalar gibi bu şekilde bekletiyorum. İncir uyutmam 3 saat boyunca kapalı şekilde kaldı. Üzerine açıyorum. Tepsimi kaldırıyorum. Kıvam almış, katılaşmış gördüğünüz gibi. Şu an ılık durumda. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirelim. İncir uyutmalarım çok güzel. Buzdolabında soğudu. Çok güzel kıvamda şu an. Süslemeye geçiyorum. Yarım şar ceviz ilave ediyorum üzerine. İncir. Nane batırıyorum. Kıvamı, lezzeti yerinde incir uyutmalarım servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.